Bizler de 11 iş kolundaki arkadaşlarımızla beraber bu açıklamayı yapıyoruz. 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün Ağustos ayındaki toplu sözleşmeden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklardır. TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarının ortalama %10.9, mutfak tüpü %17.6, doğalgaz %22, elektrik %18 zamlanmışken maaşlara %4 zam yapmak adeta memur ve emeklilerine alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür. Yetkililer hedef enflasyonunu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışına mahkum ederken milletimizi zorunlu harcamalarından dahi enflasyon canavarına teslim etmiştir. İktidar 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam %9.2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise %11.84'tür. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinden gelmektedir. Kaldı ki bu oran TÜİK enflasyon sepetindeki çoğunun halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştiği ilan edilen resmi enflasyonun kat kat üstündedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Bir zamanlar fakirin yemeği olan kuru fasulye, pilav lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze, meyve el yakmaktadır. İlaca %46, giyime %33, gazeteye %28, dergiye %51 zam gelmiştir. Memurun, emeklinin beli iyiden iyiye bükülmüştür. Ekmeğimizin bile %13,5 zamlandığı bir zamandayız. TÜİK bir market açsın, hepimiz oradan alışveriş yapalım. Bizim de enflasyonumuz TÜİK'in enflasyonu ile eşitlensin. Malum konfederasyon ise durumdan hoşnut olacak ki eriyen maaşlara, unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlere, haksızlıkların kaynağı mülakata, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime yetmiyor.